Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm değerli çocuklar. Rabbime şükürler olsun beni yine sizlerle buluşturdu. Bugün yine çok güzel bir konu işleyeceğiz. Kitabınız, defteriniz, kaleminiz ve makasınız hazırsa o zaman daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Makas mı? Dediğinizi duyar gibiyim. Siz de haklısınız. Normalde Ramazan etkinliklerinde makas ve buna benzer malzemelere ihtiyaç duyduk. Ama ara sıra bu derslerimizde de ihtiyacımız olacak. Bugün dersimize biraz daha farklı başlayacağız. Bugünkü konumuzun ne olduğunu söylemeyeceğim. Sizin tahmin etmenizi istiyorum. Nasıl mı? Aşağıdaki linkte sizin için bir dosya bıraktım. Bu dosyanın çıktısını alıp harfleri çizgilerin etrafından kesmenizi istiyorum. Ihr solltet es also zuerst drucken und dann an den Rändern abschneiden. Daha sonra kesmiş olduğunuz harfleri dağınık bir şekilde masanın üzerine dizin. Ve bu harflerden oluşan kelimeyi bulmaya çalışın. Aynı puzzle gibi. Evet, ne durumdasınız? Kelimeyi tamamladınız mı? Süpersiniz. O zaman konumuzun ne olduğunu da öğrenmiş oldunuz. Eminim şu an hepiniz keşke Havva hocanın yanında olsak ve kendi ağzımızla söyleyebilsek diyorsunuz. Kendi öğrencilerimden biliyorum. Konuyu onların tahmin etmelerini istediğim zaman parmaklarını yukarı kaldırıp "Hocam, lütfen beni al." dercesine gözlerime bakarlar. Eminim sizler de şu an ekran karşısında bu durumdasınızdır. Evet, bugünkü konumuz kitabımız Kur'an-ı Kerim. Kur'an nedir? Neden bu kadar önemlidir? Bize neler kazandırır? Bunları öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim bizim için çok kıymetli. Öyle değil mi çocuklar? Mesela şimdi hemen yerinizden kalkın ve sizin evinizde Kur'an-ı Kerim nerede? Onu bulmaya çalışın. Buldunuz mu? Evlerinizi bilmiyorum ama şöyle tahmin ediyorum. Ya çok güzel bir Kur'an çantasının içinde ve duvarda asılıdır ya da kütüphanenizde en üst raftadır. Doğru bildim mi? Diğer kitaplarımızdan daha bir özenle koruruz Kur'an'ımızı. Bu konuyla ilgili sizlere bir hikaye anlatayım mı? Hikayemizde Elif anlatılıyor. Elif'in babası kendisine bir Kur'an almış. Elif de Kur'an'ı odasının en güzel yerinde saklarmış. Hatta zaman zaman bu kitabı öper, tozunu alır ve öylece yerine koyarmış. İşte Elif'in böyle yaptığını görünce babası şaşırmış ve Elif'e bir hikaye anlatmaya karar vermiş. Gelin şimdi birlikte 35. sayfamızdaki hikayemizi dikkatlice dinleyelim. Çok kıymetli kitap. Elif babasının yeni aldığı Kur'an-ı Kerim'i odasının en güzel yerinde saklıyordu. Ara sıra tozunu alıyordu. Sonra çok sevdiği kitabı öperek yerine koyuyordu. Babası Elif'in bu yaptığını görünce ona bir hikaye anlattı. Bir köyde yalnız yaşayan yaşlı bir adam varmış. Bir gün hastalanmış ve doktora gitmiş. Doktor hastasına baktıktan sonra ona alması gerekli ilaçların yazılı olduğu bir reçete vermiş ve bu reçeteyi al çok kıymetlidir bu demiş. Adam daha önce hiç doktora gitmediği için reçetenin ne olduğunu bilmiyormuş. Doktorun dediğini uygulamak istemiş ve reçeteyi evinin en güzel yerine koymuş. Ona gözü gibi bakmış. Fakat gün geçtikçe hastalığı ilerlemiş. Doktora tekrar gidince doktor sormuş. Reçetede yazılanları aynen uyguladın mı? Ben sana o reçete çok kıymetlidir demiştim. Adam doktorun ne demek istediğini o an anlamış. Doktor reçete çok kıymetlidir derken reçeteyi sadece saklayıp korumasını istememiş. O reçetede yazılanları yapmasını istemiş aslında. Elif de babasının ne demek istediğini anladı. Ne kadar ilginç bir hikaye anlattı bize Elif'in babası değil mi? İnanmıyorum. Elif ve yaşlı amcanın durumu ne kadar da birbirine benziyor dediğinizi duyar gibiyim. Aynen ben de ilk duyduğumda aynısını söyledim. Ah benim güzel kalpli amcam. Rahatsızlanmış ve doktora gitmiş. Ağrılarını anlatmış doktor muayene etmiş ve daha kolay iyileşebilmesi için kendisine ilaçların yazılı olduğu bir reçete vermiş. Also ein Rezept. Yani buraya kadar şaşırılacak bir şey yok. Sonuçta hepimizin başına geliyor, değil mi? Hasta olunca doktora gidiyoruz. Doktor ilaç yazıyor. Ama işte yaşlı amcamız buradan sonra yapması gerekeni yapmıyor. Şöyle ki daha önce hiç doktora gitmediği için reçetenin ne olduğunu bilmiyor ve Evet. Reçeteyi duvara asıyor. Neden mi? Çünkü doktor bu reçetenin çok kıymetli bir şey olduğunu söylediği için. Sonra ne oluyor? Evet, ilaçları kullanmadığı için hastalığı daha da artıyor ve tekrar doktora gidiyor ve orada yaptığı hatayı fark ediyor. Yani reçeteyi duvara asarak değil, içinde geçen ilaçları kullanarak iyileşebileceğini anlıyor. İşte arkadaşlar bu hikaye sonucunda Elif babasının ne demek istediğini daha iyi anlıyor. Hiç aranızda Elif gibi davranan oldu mu? Yani sonuçta sizler de Elif cüzü kitabınızı bitirip Kur'an-ı Kerim'e geçiş törenleriniz yapıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim'inize kavuşuyorsunuz. Güzel güzel programlar, hediyeler ve bir sürü şey daha. Bunlar sadece Kur'an'ı dolabımıza koymamız için mi yapılıyor? Tabii ki değil. Bizler de yaşlı amcanın yaptığı gibi ilacımızı kullanmazsak iyileşemeyiz. Ya da Elif'in yaptığı gibi Kur'an'ı alıp öperek arada sırada tozunu alarak yerine bırakırsak hiçbir anlamı olmaz ki. Sonuçta Allah bize Kur'an'ı süs olarak dolaba kaldırmamız için göndermedi. İçindekileri okuyup uygulayalım diye gönderdi. Hadi bakalım. Kitabımızın 32. sayfasını açalım ve yeşil kutuya göz atalım. Allah Teala Kur'an'da der ki: "Bu kitabın Allah'tan geldiğine şüphe yoktur. Allah'ın emirlerine uyanlar için yol göstericidir." Yani Kur'an'ı Allah gönderdi ve eğer bizler bu kitabın içinde yazanlara uyarsak doğru yoldan hiç ayrılmayacağımızı buyuruyor Allah. Çocuklar, yine aynı sayfada büyük karenin içinde dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Evet, ben de fark ettim. Bazı kelimeler kalın ve siyah yazılmış. Belli ki çok önemli kelimeler. Hep beraber okuyalım mı kelimeleri? Birincisi kutsal, ikincisi vahiy, üçüncüsü ise ilahi kitaplar. Kitaba yeni başlayanlar için çok yeni. Ama bundan sonra bu kelimeleri çok sık duyacaksınız. Gelin o zaman hep birlikte anlamlarına bakalım. Kutsal, das bedeutet heilig.

Ben bir şey söylediğim an hemen aklınızda tutuyorsunuz. Tabii ki böyle değerli bir kitabı diğer kitapları okuduğumuz gibi okuyamayız. Dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bizler Kur'an'ı saygıyla dinleriz, sevgiyle okuruz, özenle kururuz ve içinde yazılanları da uygularız. Haydi sayfa 34'ü hep birlikte açalım. Sayfamızda baloncukları gördünüz değil mi? Amine ile Enes birbiriyle Kur'an hakkında konuşuyorlar. Şimdi videomuzu durdurun ve o konuşma baloncukların içinde yazılı olan cümleleri siz de aynen uyguluyorsanız yanına bir okey işareti koyun. Also ein Häkchen. Tamam mısınız? Eminim sizin de eklemek istediğiniz başka şeyler de vardır. Dilerseniz bunları da not alabilirsiniz. Sayfamızın altında üç kutu daha var. Kur'an okurken dinleriz. Yani burayı sizler doldurun olur mu? Kur'an okurken dinleriz. Yani konuşmayız. Yani uyumayız gibi açıklamalar yapın. Biliyor musunuz bazı kötü kalpli insanlar eskiden sırf Kur'an duyulmasın diye Kur'an okunurken çok sesli konuşurlarmış. Ne kadar üzücü değil mi? Bizler Kur'an okunurken mutlaka dinleriz ama. Diğer kutucukları da kendiniz tamamlayabilirsiniz. Son olarak sayfa 33'e baktığımızda önümüzde renkli ve resimli bir metin görüyoruz. Metni okurken resimleri de okumayı unutmayın. Yoksa çok komik bir şey çıkar ortaya. Kitabımızın bu sayfasında geçen aşağıdaki soruları bence ailenizle birlikte değerlendirip defterinize not alın. Hatta ben sizin yerinizde olsam camideki arkadaşlarımdan birkaçını arayıp dersimizi toplu bir şekilde değerlendirirdim. Hem de böyle daha keyifli olur. Ayrıca arkadaşlarınızın fikirlerini de öğrenmiş olursunuz. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Sizler de aman sakın Kur'an'ınızı dolaba koyup ara sıra tozunu almaya kalkmayın. Kitabınızı elinizden hiç düşürmeyin ki kitabınız tozlanmasın. Çok okuyalım ve içinde yazanları yaşayalım ki Allah bizi daha fazla sevsin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Camiye gidiyorum ders kitaplarımızı zsu-shop.de sayfasından veya caminize en yakın ZSU kitap evlerinden satın alabilirsiniz. Diğer videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.